Evet, değerli basın mensupları, ilçe başkanlarım, ilçe kadın kolları başkanım, değişim kolları başkanlarımız, milletvekili adayımız Sayın Sedat Karaoğlu ve Sayın Vekilim Hüseyin Avni Aksoy. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Karabük'te 41 yıl sonra bu bizlere nasip olan olacak bir şekilde ilk defa bir milletvekili çıkardık. Bunda emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Sağ olun. Şimdi seçim çalışmaları sırasında gerek ilçelerde ilçe başkanlarımız, bizlere eşlik eden ilçe yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partili partisiz bizlerle beraber günde kilometrelerce yol yürüyen herkesin emeği var. Ben hep şunu söylemiştim. Biz olabilirsek başarılı olabiliriz. Ve ilk defa Karabük'te biz olduğumuza inanıyorum. Ve bu da başarıyı getirdi. Gerçekten, gerçi biraz ülke geneline baktığımız zaman biraz mutsuz gibi olduk gibi görünüyor ama Karabük'te yıllar sonra, 41 yıl sonra milletvekillerini kazanmış olmak üzüntümüzü hafifletiyor. Ve bu çalışmalarda özellikle bizlerle sürekli beraber olan ikinci sıradayımız ben Sedat Karaoğlu kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle emeği gerçekten çok büyük. Ona da çok teşekkür ediyorum. Diğer adayımız, üçüncü sıradayımız Gülsün Beliç şu anda gelemedi herhalde. Biraz da kalabalık dışarıda olabilir. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman üçüncü sıraday olmasına karşı birinci gibi bizle beraber hiç yalnız bırakmadı bizi. Kendisine de huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Tabii, burada bir teşekkür de siz değerli basın mensuplarına. Belki herkes basından çok şikayetçiydi ama Karabük genelinde yani iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın. Hatta bazı arkadaşlarımız beni bizzat arayıp ya başkan bugün hiç çalışmadınız mı? Bir haberiniz yok mu diye bizleri uyardılar, aradılar. Sürekli bizim yanımızda oldular. Ben özellikle tüm partilerimize, basın mensuplarına kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben seçimle ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülke genelinde %3 civarında bir oy kaybına uğradı. Fakat Karabük'te 1.50 civarında bir oy artışıyla biz bir milletvekili çıkardık. Şöyle Türkiye ortalamasına baktığınız zaman 13 ilde yeni milletvekili kazandık. Ama bu 13 ilin 8 tanesinde oyumuz arttı. En yüksek oy artışı olan biz 4. iliz. Yani Türkiye genelinde en yüksek oy artışı olan 4. iliz. Bu 4 il içerisinde yani 3. parti olup da milletvekili oyumuzu arttırmışız. Ama 3. parti konumundayız. Öyle vekil çıkarmışız. Ama yine çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. 2. parti olarak vekil çıkaran biz ikinciyiz. Yani moralimiz bozuk değil. Gayet iyiyiz. Sonuçlar gönül isterdi ki oyalarımız daha da yüksek olsun. Daha da fazla alalım. Ama bu seçim sonuçlarında il ve ilçe yönetimleri olarak sayın vekilimizle tekrar biz bir araya geleceğiz, toplanacağız. Sandık yani ilimizin profilini çıkarıp bundan sonra ne yapabiliriz? Hemen biz seçim çalışmalarına, yerel seçim çalışmalarına en kısa zamanda vekilim yemin ettikten sonra yani Türk mazbatasını alıp yemin ettikten sonra seçim çalışmalarına başlayacağız. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. İçerisi çok kalabalık. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada ilçe başkanlarımız var. Kendileri eğer çok kısa olmak koşuluyla seçimle ilgili düşüncelerini söylemek isterlerse ben onlara da söz vermek isterim. Konuşmak isteyen Mehmet Bey. Merkez ilçe olarak. Özür konuşmasın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani. Herkes evet, onlar adına o zaman bir teşekkürler ben ettiğim bütün ilçe başkanlarımız. Ben özellikle sözü Sedat Karaoğlu'na bırakmak istiyorum. İlçe başkanları, sevgili partiler. Zaten gerekli teşekkürü il başkanım yaptı. Biz buraya başlarken de aday olduğumuz günde kuruma geldiğimizde bize sordukları soru şuydu. İkinci sıra, üçüncü sıra olursanız
çalışacak mısınız diye herhalde. O zaman söz vermiştim. Birinci sıra gibi çalışacağım diye. Sıralama çok önemli değil diye. Herhalde bu sözümü tuttum diye düşünüyorum. Biz başlarken de söylemiştik, bu aile olarak da biz zaten sosyal demokratız, zaten Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Aday olmasak da gerekli görevi kendi içimizde yapıyorduk, yine yaptık. Daha fazlasını keşke yapabilseydik, keşke oy oranlarımızı daha da arttırabilseydik. Ama buna da şükür hedefimiz daha büyüktü, ama bu da iyi bir, bence başkanıma katılıyorum. İyi bir yol kat ettik diye düşünüyorum ve bu başlangıç olacaktır. Sonuç değil bizim için. Bu başlangıç için de hep beraber yine el birliğiyle hataları nerede yaptık bulacağız. O hataları tekrarlamayacağız. Kişi kişi belki de inceleyip bu sonuçları daha iyiye nasıl götürürüz de bakacağız. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Ve doktoruma da başarılar diliyorum görevinde. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kademe daha ileri götürmek için elimizden geleni yapacağız. Bir tebriğim de, demin söyledi başkanım ama 3. sıra milletvekili adayımız. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum. Kurullardaki arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ya ben böyle güzel bir çalışma görmedim. Çok iyi çalıştık. Hakkı bu muydu değil miydi onu tartışacağız oturup yine parti içinde ama herkesin emeğine sağlık. Daha önce teşekkür etmiştim. Sonuç çok önemli değil ama herkes iyi niyetli. Adam gibi çalıştık, düzgün çalıştık, yapılması gerekeni yaptık. Ha, eksiklerimiz var mı? Var. Bunları da gidereceğiz mutlaka. Bundan sonrası için bize ışık oldu bu çalışma. Bundan sonra çok daha etkili çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Sayın İl Başkanım ve ilçe başkanlarım, Sayın Sedat Karaoğlu, ikinci sıradayımız ve bir sıram yok. Ona da saygılarımı sunuyorum, gelemedi herhalde. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partililere öncelikle saygıyla selamlıyorum. Emeklerine teşekkür ediyorum. Yani her dalında. Şimdi günde yaklaşık 15-20 kilometre arası yürümek suretiyle yol kat ettik. Yaklaşık 35 gün bu seçim süresi. 500-600 kilometre arası buradan İstanbul'u geçiyor. Bir yol kat etmiş olduk yürümek suretiyle. Çok çalıştık. Bizimle beraber ileri yaşlarına rağmen bir sürü Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok az genç var. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ama 50 yaşlardan, 60'lı yaşlardan hanımlar özellikle ve beyler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize inandılar, kazanmaya inandılar. Cumhuriyet Halk Partisi buradan milletvekili çıkarabilir dediler. Doğrusunu isterseniz ben daha farklı iki çıkacak bir sonuç bekliyordum. Ama Karabük'ün bu kemik yapısı bu kadarına el verdi. Ama en azından 41 yıl sonra Sayın Başkan'ın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi isminde ilk milletvekili bu. Biz bu sorumluluğu biliyorum ben. Üzerime düşecek sorumluluğu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 41 yıl sonra gelen milletvekili Karabük gibi yerde ve bu zannetmeyin ki bu başarıyı genel merkezde görüyorum. Ankara'dan çok sayıda milletvekili, Sayın Genel Başkan da aradı, tebrik etti. Karabük'te sizleri tebrik etti yani hepimiz. Şimdi bundan sonrası için Sayın Başkan dedi ki sandık sandık ilçe ilçe inceleyeceğiz de doğrudur. Bunu inceleyip bakmamız lazım. Eksiklerimizi bir dahaki seçim trendinde neler olacağını kafasında en ufak çelişki olur. Gönlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu halde özellikle sesleniyorum ben onlara. Yani kazanamaz çıkmıyor işte buradan da yılgınlığa bitmiş arkadaşları da bir bayraktar. Bölgede 40 yıl sonra milletvekili çıkmış olaraktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarabileceğini biz inanıyorduk, başardık. Onlar da bize inanmaya devam etsinler. Partimize sıcak bakıp gereğini yapsınlar. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki insanların içinde bir miktar bunun olduğunu da biliyorum. Yani bayağı bir oy var şu anda artık. Muhalif oy var yani burada. Muhalif oyları toparladığımız zaman daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık olarak 10 ay sonra filan yerel seçimler geliyor. Çalışmaya yarın sabah başlamamız lazım. Mazbatayı alıp yemin ettikten sonra Karabük milletvekili olarak sorumluluklarımı biliyorum. Bana gönül veren seçmenlerin ne sebeple oy verdiğini çok iyi biliyorum. Neler için verdiğini. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi de %30'larda Türkiye genelinde bizim ilimizdeki
çok sıkı direnç sebebiyle biraz daha aşağıda boğulan. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetti, oyları arttı. Artı çıktı. Artmasaydı çıkamazdık. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bizim arkamızdaki parti. Biz onların üzerine çıkarak, bir de tabii yeni kurulan bir parti, İYİ Parti var 400 sırada. Bunları göz ardı etmeyin başarıya. O yüzden bütün emeği geçen herkese, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, bizimle dolaşan, yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Başarılarımız devam edecek. Bize inanmaya devam etsinler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her ferdinde, başta il başkanı olmak üzere, ilçe başkanları, aday olan Sedat Karoğlu arkadaşımız hiç yılmadan, Gülsün Bekiç arkadaşımız hiç yılmadan, yani onlar da belli yaşta, yani 30 yaşında değil seçimimiz. Ona rağmen bezginlik getirmeden yürüdük ve başardık. Herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Yaşasın.